Merhabalar. Dış politika konuşacağız bugün ama dış politika deyince artık epeyce içimize girmiş, fazla da dışımızda kalmayan bir politika bu. Yakın bölgelerdeki durum, ABD ile ilişkiler ve son dönemde Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar uzanan bir alanda yaşanılan gerginlikler, bunları konuşacağız. Konuğumuz Sinan Ülgen, EDAM Başkanı, Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi Başkanı. Hoş geldin Sinan Bey. Hoş bulduk. İlk sorum çok hoşuma giden bir soru değil ama bunu soracağım. Biraz spekülatif bir soru. Dünden beri böyle şeyler çıkıyor sosyal medyada, değişik haberlerde. İşte ABD, Rusya, AB teyakkuza geçmiş, alarma geçmiş, yok Trump mı öldü, İran'a harekat mı başlayacak, işte Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi niye toplandı vesaire. Ne oluyor? Kıyamet mi kopuyor? Sizin aldığınız bir özel gizli bilgi falan varsa paylaşır mısınız? Yok kesinlikle. Hatta bu şunu gösteriyor herhalde. Yani bugün dünyada hem sosyal medyanın etkisiyle bu dezenformasyon kalıplarının ne kadar güç kazandığını gösteriyor. Çünkü gerçekten hani bu tip haberleri görmeyen kimse kalmadı herhalde etrafımızda. Evet. Haberleri görüp arayanlar, ne oldu, denizaltı mı battı, Trump mı öldü? Bu açıkçası işte bu dezenformasyonun artık hayatımızın ne kadar önemli bir parçasını eğer kötüye kullanılabilecek aslında bir boyutunda gösteriyor. Evet, evet, ama olağanüstü bir şey yok gibi ne kadar göreceli olarak söyleriz ama asayiş Berkemal diyebiliriz belki ama ne kadar Berkemal, özellikle Türkiye'nin dış politikasından onu konuşalım şimdi. Şimdi S-400'lerin gölgesinde Türk-Amerikan ilişkileri, artık bu da bir kalıba dönüştü. Epeyce bir gerildik. Ondan sonra Japonya'daki Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra en azından bazılarımızda bir rahatlama oldu gibi. Rahatladı mı Türk-Amerikan ilişkileri? S-400 konusunun bir kriz olması önlenebilecek mi Trump'la görüşme sonrası? Vallahi bu görüşmenin sonuçlarını açıkçası yorumlamakta çok zorlanıyoruz. Niye zorlanıyoruz? Çünkü görüntüde çok güzel bir görüşme oldu. Yani Trump hatta bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı için hazırlanan konuşma notlarını okudu. Yani o kadar Türkiye'ye olumlu bakan bir tavır içerisindeydi. Fakat gelin görün ki Trump'ın bugüne kadarki bir Amerikan başkanı olarak yaptıklarına, tasarruflarına baktığınızda Trump'ın çok böyle güvenilir sözün eri ve fikri takibi olan en önemlisi. Yani dün söylediği, bugün söylediğine uyan, bugün söylediği, yarın söylediğine uyacak bir lider tipi olarak karşımıza çıkmadı. Tam tersine an be an belki veya gün be gün tutumunu değiştiren bir lider olarak daha ziyade algıladık biz Trump'ı. Birinci, dolayısıyla belirsizlik bu. İkincisi, Amerikan devlet sistemi içerisinde tabii ki Trump'ın ne kadar özellikle bu KATSA ile ilgili, yani Türkiye'ye yönelik potansiyel yaptırım rejimine dair ne kadar bir hareket marjı olacak, bunu da görmek lazım. Çünkü burada asıl tabii güç Kongre tarafında, bu yasa Kongre tarafından çıkartıldı. Kongre bunun çok net takipçisi. Gelen, yani görüşme sonrasında keza gelen mesajlar da bu yönde oldu. Daha dün zannediyorsam Türkiye'ye geldi Lindsey Graham, önemli bir senatör. Onun verdiği mesaj da bu yöndeydi. Dolayısıyla Kongre engelini çok istese bile Trump, acaba bu konuda Kongre ile ne kadar mücadeleye girişme iradesi var Türkiye adına? Burada bir belirsizlik var. Onun için açıkçası benim, yani bana soracak olursanız ne oldu diye, şöyle bir kapı açıldı belki Türkiye'ye. Trump eğer o görüşmedeki iyi niyetini önümüzdeki günlerde ve haftalarda da sürdürme iradesine sahip olacaksa, kendi gücünü olabildiği kadar Türkiye lehine kullanmayı çabalayacak bir lider olacaktır. Hı hı. Yani ne olacaktır? Yaptırım kanaatimce bu noktadan sonra önlemek mümkün değil eğer Türkiye S-400'ü alırsa. Ama yaptırımların geçici olarak askıya alınması mesela mekanizması var. Trump bunu zorlayabilir. O zaman ne oluyor? 180 günlüğüne askıya alınıyor. 180 gün sonra tekrar bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ama yaptırım rejiminden tamamen Türkiye'yi muaf tutmak, Amerika'nın bugünkü ortamında, evet, ve Kongre'nin ağırlıklı rolü göz önüne alındığında
bana çok gerçekçi gelmiyor. S-400'ler gelecek gibi biz durmadan peş peşe açıklamalar duyuyoruz. Hatta yakın haftalarda artık ilk partinin gelişi. Ne diyorsunuz? Burada farklı bir şey, gelişme yaşanabilir mi? Gelmesi ya da gelmeden başka bir ülkeye gönderilmesi ya da depoya konulup işte 2,5 milyar ya da daha fazla bir harcamanın üzerinde sakinlik, sükunet içinde bekleme moduna geçilmesi gibi. Vallahi açıkçası iş bu noktaya gelmeden önce birkaç tane alternatif formül vardı. Bu birincisi sizin telaffuz ettiğiniz Türkiye ile Rusya'nın anlaşıp bunu bir üçüncü ülkeye satması Rusya'nın. Bu bir formüldü. Ama artık bugün gelinen noktada o formüle de pek imkan kalmadı. Öte yandan gene geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen bir komite kuralım da aslında iyi bir formüldü. Çünkü komitede de ikili bu komitede Türk-Amerikan tarafları hani bunun mahsurları ne olacak, gerçekten endişe duyulan boyutları ne, bunları bir görüşme imkanına kavuşacaklardı. Ama orada da tabii Amerika şunu söyledi, Türkiye onu kabul etmedi. Eğer bu komiteyi kuracaksak dedik, hiç başta Türkiye'nin önerisiydi bu. O zaman komitenin istişareleri için yeterince zaman tanıyın. Dolayısıyla komite çalışsın ve bunu da sağlamak için Rusya'dan gelecek olan malzemenin 9 aylığını ertelensin diye teklif etti Amerika. Türkiye onu da kabul etmedi. Dolayısıyla bu da bir aslında ara formül olabilirdi nihai çözüm olmasa evet. da. Onun için bugün karşımızda yani iki alternatif var. Ya bunları alacağız, kullanacağız ya da alacağız ve kullanmayacağız. Şimdi dün Senator Graham'in açıklamalarını okuduğunuzda orada şöyle ilginç bir detay var. Graham açıklamalarında 3-4 kez bu yaptırımların Türkiye'nin bu sistemi operasyonel hale getirmesiyle activation diyor ona. Evet, evet. Activation ile tetikleneceğini bir anlamda ima ediyor. Eğer öyleyse o zaman sistemin Türkiye'ye gelmesi kendi başına katsa yaptırımlarını tetiklemeyecek. Başka bir aşamayı bekleyecekler tetiklemek için. O da sistemin operasyonel hale gelmesi. O teorik olarak tabii Türkiye'ye bir alan açıyor. Çünkü alacağız o zaman belki bunları kutusundan açmayacağız alternatifi teorik olarak mevcut. Hı hı. Ama ben de bunun çok teorik yani gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü nihayetinde o zaman da yani bir demokratik toplumlarda hani 1,5 milyar dolar, 2 milyar dolar neyse bu sistemin maliyeti. 2,5 diye geçiyor en az diye. O iki tanesi ama. İki şu batarya. İki batarya değil. İki batarya 1,5 yani 1,2. Bizim opsiyonlu bir iki batarya daha evet. alma şeyimiz var. Evet. O da o kadar. Toplamı 2,5 ama şu anda ilk gelenin maliyeti 1,2 anladığım kadarıyla. Yani neyse sonuçta yani 1 milyar dolardan fazla bir parayı harcayıp da bunun karşılığını alamamak veya kullanmamak bu sistemi çok demokrasilerde kabul edilebilir bir tercih olmayacak. Bir de ekonominin böyle zor böyle olduğu bir yerde. Onun için ben onu hani alalım da kullanmayalım, kutusunda dursun, rafa kaldırırız, bir garaja koyarız, kapısını kilitler, unuturuz seçeneklerini çok gerçekçi bulmuyorum. Rusya ile konuşulup bir formül, yani belirli bir Putin açısından bakmaya çalışıyorum. Bir taviz karşılığı bundan vazgeçme gibi bir şey olabilir mi sizce? Tabii ki olabilir. Yani nihayetinde burada yani Rusya'ya bir maddi zarara uğratmayacak herhangi bir formül çerçevesinde bu iş çözülebilir. Rusya bundan memnun olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü bence burada Rusya'nın asıl amacı Türkiye'ye S-400 satmak değil. Burada asıl amacı Türk-Amerikan ilişkilerine ciddi bir darbe vurmak. NATO'nun özellikle bir içerisinde bir sıkıntı oluşmasına yol açmak. Türkiye'yi NATO içerisinde daha izole duruma getirmek. Yani bunun gibi siyasi kazanımları var Rusya'nın bu işten. Dolayısıyla orada tabii Rusya memnun olmayacaktır ama nihayetinde bir finansal zarara da uğramadığı sürece Türkiye'ye yönelik söyleyeceği bir şey de kalmaz Rusya'nın. O açıdan öyle bir formül, eğer tabii ki yani hükümet bunu tercih edecek olsaydı böyle bir formül üretilebilirdi. Şunu açıklar mısınız? Gerçi biz defalarca konuştuk ama değişik düzlemlerde. S-400'lerle F-35'lerin arasında nasıl bir bağ var? Şöyle bir bağ var. Yani iki bağ var Amerika tarafına bakacak olursanız onların ifade ettiği. Birincisi S-400 ile F-35'in aynı coğrafyada yer alması. S-400'lerin bu F-35'in stealth, görünmezlik özelliklerine dair çok fazla bilgi toplayabilecek ve bu bilgileri de bir şekilde Rusya'ya intikal ettirebilecek olmasına yönelik endişelerden kaynaklanıyor. Bir bu var. İkincisi de
Bu ikisi de nihayetinde siber yetenekleri son derece gelişmiş sistemler. S-400'ün F-35'i teknik tabirle hacklemesi. Hı hı. Yani onun üzerindeki platformu siber saldırıyla oradan bilgi çalması ve ne yönelik bir tehdit var. Burada da tabii asıl korkulan, şimdi F-35'in mimarisi, data mimarisi bir bulut tabanlı sisteme dayanıyor. Dolayısıyla bütün F-35'in bilgileri o buluta gidiyor. Bütün dünyadaki F-35'ler için geçerli bu. Dolayısıyla bir noktada eğer bu mimari bir siber saldırıyla karşılaşacak olursa, o zaman güvenlik açısından sadece Türkiye'nin F-35'leri değil, işte Norveç'in F-35'leri, Japonya'nın F-35'leri, Amerika'nın F-35'leri, yani bütün F-35 filosu bakımından bir güvenlik zafiyeti doğabilir. Bir de bundan endişe ediliyor. Evet. Peki şimdi bu gelişmeler bir anlamda ters giderse, Türkiye bunu alır, üstelik kullanacağını da belirtir, o yönde adımlar atarsa, bu işin sonu Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasına kadar varabilir mi sizce? Hayır, varmaz. Çünkü zaten yani NATO'dan çıkarılma müessesesi yok. Yani dolayısıyla eğer yani ancak Türkiye kendi kararıyla NATO'dan çıkabilir. İşin de oraya gideceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Ya da çıkarılmasa ama, da izole edilmesi. Ama evet, yani öyle o tabir edecek olursak o zaman öyle, hı-hı, bir risk var. Çünkü nihayetinde Türkiye gibi NATO'nun önemli ülkelerinden birinin, NATO'nun ikinci büyük silahlı gücüne, askeri gücüne sahip ülkenin, oradaki en büyük askeri güç olan Amerika ile siyasi ilişkilerinin böyle bir gerilme sahne olması ister istemez Türkiye'nin NATO içerisindeki konumunu da etkileyecektir. Tabii ki Amerika tarafından ifade edilen itirazlar, yüksek sesle bunlar ifade ediliyor ama diğer NATO ülkeleri tarafından da paylaşılıyor. Yani hiçbir NATO ülkesi Türkiye'nin Rusya'dan bu tip stratejik silah sistemi almasını istemiyor. Buna dair NATO kararları da var. 2016 Varşova Zirvesi'nde Türkiye de buna aslında imza attı o dönemde. Bu taahhüdü üstlendi. Onun için burada NATO konusunda da bu tip sıkıntılar yaşanması ihtimali var. Peki Türkiye'nin Batı'yla özellikle diyelim yaşadığı gerginlik, sadece Batı da diye belki ama biz Suriye'yi defalarca ele aldık. Ama hemen yanı başımızda Doğu Akdeniz'de başka gerilim noktaları da var. Özellikle bu son dönemde sondaj faaliyetleri bağlamında enerji arayışları Batı'yla Türkiye arasında yeni bir gerilim hattı yaratmış durumda. Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır, unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. İsrail tabii ki. Onların arama çalışmaları, Türkiye'nin benzeri çabaları, bir gerilim oluşmuş gibi. Nereye doğru gidiyor oradaki bu gerilim? Açıkçası iyi bir yere gitmiyor. Çünkü Türkiye maalesef geçmişte yaptığı bazı dış politika tercihleri nedeniyle Doğu Akdeniz'de kendini izole etti. Şimdi biraz önce sizin bahsetmiş olduğunuz bir ittifak oluştu Türkiye'nin karşısında. Yani biz zaten geleneksel olarak sonuçta Kıbrıs Rum yönetimini tanımıyoruz. Dolayısıyla Kıbrıs hükümetinin bizim karşımızda olması doğal. Onların destekçisi Yunanistan, onların da o kampta olması doğal. Ama zaman içerisinde Türkiye'nin özellikle Arap Baharı sonrasında Müslüman kardeşlere yönelik desteği nedeniyle Mısır'ı kaybetmiş olması, yani Türkiye-Mısır ilişkilerinin bu noktaya gelmiş olması, bir de tabii İsrail başka nedenlerden dolayı, ki bizim her iki ülkede de büyükelçimiz yok hali hazırda, ne Mısır'da var ne İsrail'de var. Bu iki ülkeyi de daha dengeli, yani Türkiye ile ilişkilerini geçmişte önem atfeden bu iki ülkeyi zaman içerisinde Kıbrıs Yunanistan eksenine eklemlenmesine yol açtı. Evet. İşin özü bu. Hatta o kadar ki biz uzun zaman, yani bu enerji konusunda Doğu Akdeniz'de daha dengeli bir politika yürütebilmek için Türkiye'nin de etkisiyle Mısır, Kıbrıslı Rumlarla bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yapmaya yanaşmadı. Çünkü biz onu engelliyorduk. Mısırlar da bize saygılarından o ilişkileri bozmamak adına bu anlaşmayı yapmıyorlardı. Mısır, Türkiye ile ilişkilerinin bozulması sonrasında bu anlaşmayı yaptı Kıbrıslı Rumlarla. Ve bir anlamda aslında burası ilginç bir nokta belki. Burası çok önemli diyorsun. Evet, onu söylemek istemedim. Türkiye ile
bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yapacak olsaydı Mısır, daha büyük bir deniz alanına hakim olacaktı. Evet. Bunu yapmayıp daha küçük bir deniz alanına hakim olmayı kabul ederek Kıbrıs Rumlarla yaptı bu anlaşmayı. Şimdi artık bu ittifak Türkiye'nin karşısına çıktı Doğu Akdeniz'de. Bunun da arka planında tabii Türkiye'nin geçmişteki dış politika tercihlerinin bir maliyeti olarak bakmak evet, lazım. Kaldı ki bu ülkelere saydığımız ülkelere bir de ABD'nin desteğinden giderek daha fazla konuşuluyor son zamanlarda. Tabii o da ABD ile ilişkilerin bir sirayeti. Onun için Türkiye'nin karşısında böyle bir ittifak oluştu. Ve bu ittifakı biz bir şekilde esnetmeden hani bundan sonraki dış politikayla buradan Türkiye lehine bir sonuç üretmemiz çok zor olacak Doğu Akdeniz'de. Ama şu anda biz kendi tercihimizi de ortaya koyduk. Yani Türkiye'nin bu bölgeden dışlanması mümkün değildir diyerek kendi orada sondaj çalışmalarımıza yöneldik. O tabii gerilimi arttıracaktır ama bu da bir diplomatik yöntemdir. Yani gerilimi arttırmak suretiyle başka bir çözüme yönelmek. Böyle iş buraya girdi gibi gözüküyor. Yine bir parça spekülatif olabilir ama bugünlerde yine Kuzey Kıbrıs'ta bir patlama oldu. Ondan mı oldu, bundan mı oldu derken Suriye'den bir S-200 ne diyelim evet. S-400'ün dedesi diyelim bunu. O düştü de o evet. Bütün bu gerilimin bir aşaması mı, bir uyarı mı diye yorumlar da oldu. Yok hayır o yani anladığımız kadarıyla bir İsrail uçağını hedef alıp evet. Vuramayıp KKTC toprağına düşen bir füze. Libya'ya gelelim ki Libya'yı iyi biliyorsunuz. Libya'nın enteresan zamanlarında orada yaşadınız. Görev ne oluyor? Görev yani. Yaptınız. Evet. Ne oluyor? Şimdi açıklamalara bakılırsa neredeyse Libya ile Türkiye bir savaş haline yakın gibi. Yani Libya demeyelim de Libya'daki güç unsurlardan bir tanesi. Evet, Haftar, yönetimin bir kanadı veya bir yönetim şeyi. Yani güç unsurlarından unsur. Bir tanesi Haftar tarafıyla. Türkiye gerçekten ihtilaflı bir döneme girdi. Şimdi aslında biraz önce bahsettiklerimizin bir uzantısı Libya. Yani Türkiye biraz hani Sayın Davutoğlu döneminde dış politikasında böyle yurt dışında çok müdahaleci bir tavır benimsedi. Mısır bunun örneği. Mısır'ın iç işlerine müdahale eden bir ülke konumuna geldi. Türkiye oradaki siyasi tercihini yani Müslüman kardeşler tercihini çok açık yaptı. Ve bu desteğini de çok açık yaparak Mısır'da iç işlerine müdahale edildiği algısını güçlendirdi. Şimdi bunu çok benzerini Libya'da yapıyor Türkiye. Libya'da bu güç unsurları arasında, Kaddafi sonrası ortaya çıkan güç unsurları arasında Trablus yönetimine Türkiye, Ulusal Mütabakat Hükümeti'ne destek veriyor. Şimdi tabii destek her zaman verilebilir. Ülkelerin dış politika tercihleri her zaman olabilir. Kendilerine daha yakın orada insanların, partilerin, rejimlerin iktidara gelmesini isteyebilirsiniz. Ama Türkiye biraz Mısır'da yaptığı gibi Libya'da bunu çok belki diplomasinin de ötesinde bazı eylemlere girişerek yapıyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı bundan birkaç gün önce Türkiye'nin Ulusal Mütabakat Hükümeti'ne silah sevkiyatında bulunduğunu açıkça beyan etti. Ki daha önce şimdi, bu tür şeyler çıkmıştı. Yakalan, 2013 ve 2018'de doğru, bir yakalanmalıydı. Ama burada da şöyle bir fark var. Yani devletler bunu yapabilir. Ulus şimdi bir Libya yönelik bir silah ambargosu var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla. Dolayısıyla oraya yönelik oluşmuş bir uluslararası hukuk var. Şimdi siz bu hukuku arka yollardan delmeye çalışabilirsiniz. Ama bunu çıkıp da uluslararası kamuoyuna apaçık şekilde beyan etmek bence çok doğru bir yaklaşım değil. Tabii ki burada orada Türkiye'nin karşısında başka bir ittifak var. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ittifakı Suudi var. Suudi Arabistan biraz daha uzak ama Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır çok daha bu konuda aktif. Ve onlar Haftar'ı destekliyorlar. Haftar'a bir silah sevkiyatında bulunduğu da ortaya çıktı. Ama bunu o ülkeler sahiplenmediler. Yani sonuçta hangi silahların orada olduğuna baktığınızda bunlar Amerikan silahları, BAE, Birleşik Arap Emirlikleri'ne verilmiş. Oradan da Libya'ya gitmiş silahlar. Dolayısıyla aslında biliniyor ne olduğu. Ama bu ülkeler hiçbir zaman çıkıp da biz bunu yapıyoruz diye uluslararası hukuku açık açık ihlal ediyoruz şeklinde açıklamalara girişmediler. Ama burada da aynen Suriye'de olduğu gibi
bir vekil savaşı var. Bir vekiller üzerinden bir nüfus savaşı var. Türkiye burada da bir kesimi tamamen sahiplenmiş ve tamamen bir kesimin arkasında durmuş bir ülke. Burada tabii Türkiye'nin biraz tarihi sorumluluğunda hem yani katkısı var, hem de bu tarihi sorumluluğun da biraz tersine gidiyor Türkiye. Çünkü Türkiye, yani ben de Libya'da görev yaptım. Türkiye, Libya'da adı geçen, sözü geçen etkin bir ülke. Yani tabii ki Osmanlı döneminde özellikle Libya'nın önemli bir rolü var. Atatürk orada mücadele etmiş Tobruk Savaşı'nda. Bütün bunlar Libya'nın hafızasında yer alıyor. İtalyanlara karşı o zaman Osmanlı mücadele etmiş. Libyalılar İtalyanları tabii İtalyanlardan kurtuldukları için daha sonrasında bağımsızlıklarını aldıkları için Osmanlı'ya ve Türkiye'ye karşı olumlu hisler içerisindeler. Bunu zaman içerisinde ekonomik tarafta da gördük. Türk müteahhitler Libya'da çok önemli işler üstlendiler. Kıbrıs çıkartması sırasında Kaddafi Türkiye'ye yardımcı oldu, petrol sevkiyatında bulundu. Dolayısıyla iyi ilişkiler var ama şimdi bu iyi ilişkileri Türkiye tek bir tarafı tutmak suretiyle eğer kazanırsa o taraf kazançlı çıkacağız. Ama ya kaybederse ne olacak? Bir Türk'ün kumar. O yani, zaman o zaman bütün ülkeyi kaybetmiş olacağız. Aynen bugün bütün Mısır'ı kaybettiğimiz gibi. Şimdi bunu Türkiye'nin dışişleri politikası bu kadar kazan kaybet formülü üzerinden yürüyen bir politika değildi geleneksel olarak. Türkiye hep Cumhuriyet dönemlerinde daha sakin, daha mutedil, daha iki tarafı da gözetip her zaman iki tarafla da konuşabilen, ki Orta Doğu gibi bölgede bu son derece önemliydi, bir politika izledi. Ama 2011'den sonra bu politika değişti ve Türkiye biraz at gözlükleriyle diyeceğim burada, tek bir tarafı destekleyerek Mısır'da bu Müslüman kardeşlerde, Libya'da da ulusal mütabakat hükümeti ama bunun da ötesine geçip doğrudan silah sevkiyatında bulunan bir ülke konumunda şu anda. Evet. O da açıkçası Türkiye bakımından ciddi sakıncaları. Ve enteresandır, 2011 dediniz. Suriye'de 2011 değişim ve Libya'da hatırlıyorum bir hafta aşağı yukarı arayla Erdoğan'ın açıklamaları vardı. NATO'nun ne işi var burada dedi. Daha sonra fiilen o Arap Baharı'yla ilgili yanlış çözümlemeler ki o ara şeyi de kullanmışlardı, siz daha iyi bilirsiniz. İşte alacağımız var, 19 milyar dolar Türk şirketlerinin, onun için masada olmalıyız, sahada olmalıyız falan ama bu o masada olma, sahada olma. Bugün bizi işte generalin tehdit etmesi, 6 Türk vatandaşı gerçi serbest bırakılmış ama başkalarının tutuklanması ya da can güvenlikleri vesaire gibi sorunlar var. Bir de Türkiye'ye karşı adımlar atma tehditleri, daha doğrusu karşılıklı gerilimli açıklamalar var. Şimdi bunlar kısa dönemli tehditler, yani bir şekilde hallolur ama yani uzun vadeli bakmak lazım. Şimdi o kanat kazanırsa ne olacak Libya? Hı hı. Yani bunun cevabı yok bugün yürütülen politikada. Evet. Peki çok teşekkürler Sinan Bey. Ben teşekkür ederim misafirliğiniz için. EDAM Başkanı sağ olun. EDAM Başkanı Sinan Ülgen'di konuğumuz. Türk-Amerikan ilişkilerinden başladık. Orta Doğu, Doğu Akdeniz'e ve Libya'daki son gerilimlere kadar genel bir bakış fırlattık dış politikamıza. Yeni konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.